O Marmara şehitlerinin 10 şehidimiz vardı. Onun nezdinde Fahri Yıldız kardeşimizi hepsiyle birlikte rahmetle yad ediyorum. Onların o kutlu davasına inşallah sadık kalma ümidiyle bu Gazze'li kardeşlerimiz zaten yoğun bir ambargo içerisindeler. Bu ambargo ilaç, gıda her yönden yani bir kısıtlama içerisindeler. Bizler de o insanların o duygularını paylaşmak için o insanların acılarını bir nebze dindirmek için ya da onların haykırışlarını bütün dünyaya duyurmak için İHA aracılığıyla bir konvoy oluşturuldu. Bir gemi için bir çalışma başlatıldı. Bunların bu haklı davasını bütün dünyaya duyurmak için. Bu ambargoyu delmek için. Elimizden geldiği kadar bunu gündeme taşımak, bunu ümmetin davası haline getirmek, ümmetin sorununu ümmete duyurmak, ümmetin bu konuda bilincini daha güçlü olabilmesi adına May Marmara gemisine binmiştik. Bizim tek bir gayemiz vardı, o insanlara yardım etmekti. O insanların o insanların sesi olmaktı. Yani götürdüğümüz yardımdan da zaten fazla bir şey çıkmazdı ama önemli olan bu işin gündeme gelmesi, ümmetin davasına gelmesiydi. Marmara olayından sonra geldiğimizde yani İsmail Yıldırım Bey'in Marmara Derneği Başkanı'nın bu konuda bir çalışması vardı. Bize de söylediler bu gemiyi hangi alanda nasıl bir şey kalıcı olması için. Kimi hastane şey olarak düşündüler, kimi müze olarak şey ettiler. Tabii benim maksadım bunu müze olarak da illerde dolaştırılıp insanlar bunu ziyaret edip bu işin gündemde sürekli kalmasıydı. Yani bu gündeme de geldi ama şu an gelinen nokta işler acısı. Yani geminin o kendi haline terk edilmesi artık bu yani kimin alıcılığı da olacaksa da bu geminin bir an önce bu gerçek işlevine dönmesi lazımdır yani. Bir Amerikalı bir ateist bir kardeşimiz vardı. Çünkü biz yaratılıştan kardeşiz o insanlarla. O insanlar bizim davamızı savundular. Örneğin normalde biz gemide geceler oturduğumuz zaman derdik yani örneğin bu Hristiyan, bu başka dinden, diğeri başka mezhepten ateist olan çıkınca ben biraz şaşırmıştım. Yani dedim acaba bunun gelme şeyi ne yani? Bir arkadaş aracılığıyla, İngilizce bir arkadaş aracılığıyla sorduk. Onun söylediği şey beni çok etkiledi. Dedi ki ben gemiye insanlık merhamet adına bindim. Yarın çocuklarım bana insanlık için ne yaptın babacığım dediği zaman ben evladım bu Filistin için, o çocuklar için, o mazlumlar için gidip yardım etmek istedim. O ambargoyu delmek için o mücadeleye katılmak şey ettim. O beni çok etkiledi. Zaten gemiden döndükten bir yıl sonra da Şehit Furkan Doğan'ın kabri başında geldi, iman etti, kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. O beni bayağı bir etkiledi. Geminin içerisinde de gerçekten o asr-ı saadet ortamı vardı. Hiçbirimiz belki birbirimizin dilinden az anlayan insanlar vardı ama bir gönül bağı vardı, bir duygusal merhamet ortamı vardı. Gerçekten mükemmel bir ortamdı. Yani o ortamı keşke bütün hayatımıza da idrak edebilsek, taşıyabilsek. Orada özellikle Fahri Yıldız'la Ali Haydar Bengi'nin güzel bir anekdotu vardı. Ali Haydar kardeşimize, Fahri Yıldız kardeşimiz bir şaka yapmıştı. Uykudayken o megafonu götürüp ağzına dayanmıştı. Baya bir ses getirmişti. Hatta Bülent Yıldırım başkanımız demişti bu aslan kükremesi kimin diye. O da dedi Fahri Ali Haydar'a bir şaka yapıyor diye. Ali Haydar sonra uyandığında söylediklerinde bayağı bir şey oldu yani. Çünkü Ali Haydar kardeşimizin aynı zamanda bir Ezher şeyi, bir imamlık şeyi de vardı. Bize namaz da kıldırıyordu. Bundan dolayı biraz bozuldu yani. En son gece artık saat 10 yerlerimizi arayacağız. Görev yerine dağılım yapacağız. Fahri diye ben gidip Nazat diye gidip Ali Haydar'la üstte diye o geminin o şey en üst katında diye ben gidip helalleşeceğim. Ben de artık İsrail askerleri etrafımızı sarmışlar dedim sonra şey dersin. Dedim vallahi de ben gidip helalleşeceğim dedi. Dedim sen bilirsin. Dedim çabuk git gel. Gitti. Ali Haydar demiş ki
Fare şehit olacaksan ikimiz de oluruz. O şekilde hakkımı helal ederim. Git Bülent abiye söyle görev yerine buraya alsın. Ya da belki insanın yerine alsın. Gidip söylüyorum görev yerine Ali Haydar Bengi'nin yerine götürür. İkisi birden şehit oldu. Bu da işin şehadetin ne kadar güzel bir şey olduğunu, o kardeşliğin ne kadar mükemmel bir şey olduğunu, iki kardeşimizin de birlikte şehit olmaları gerçekten gıpta edilecek bir şey. Ben ümmete şu konuda seslenmek istiyorum. O geminin içerisinde Yunan milletvekili vardı. Danimarka'dan vardı, İsveç'ten vardı. Ateist insan vardı. Yani daha nice insanlar sayabiliriz yani. Bayağı bir evrensel bir platform oluşturulmuştu yani. Bir dünyanın her yerinden her insan, her merhameti duygusu olan insan o gemiye katılmıştı. O mazlumların acılarını kendi içlerinde hissetmişlerdi. Artık biz Müslümanların da bir olma zamanı gelmiş geçmiş durumda. Bizim artık ümmet olmamız lazım. Kişinin rengine, ismine, cismine bakmadan artık bu Siyonist İsrail'e karşı artık bir olmamız lazım. Her yönden birbirimize sarılmamız lazım. Allah'ın ipine toptan sarılmamız lazım.